açı ayarlamasını yaptığıma göre videomu başlatabilirim. Bacılarım, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Şunları, Can Mehmet bunu al yerine koy oğlum, hadi. Nasılsınız, iyisinizdir inşallah. Bugün de işte misafirlerim gelecek, komşularım gelecek. Bugün de komşularım misafirim bacılar. Daha sonra dedi şunu al yerine koyanlar. Bu yastıklar böyle kullanıyorum. Bir kahve içmeye gelecekler. Ev falan yine sildim, süpürdüm bacılar. Öyle yani. Kahvaltı falan derken saat daha 2.30 birazdan gelirler zaten. 2.30. Evin içi şey doldu. Toz. Hadi siz oturun. İki makine birden çalışıyor. Çamaşır makinesi, buzdolabı. İkisi de çalışıyor. Bugün size bir sürprizimiz var. Hepimizin dört gözle beklediği sürpriz. Haber. Kahve sohbetinde vereceğim. Şöyle arkadaşlar. Bakın bunu da böyle yaptım. Bunu göstermiş miydim size ben? Yok herhalde, bakın. Annem dedi şuraya koy Nazlı dedi, daha güzel dedim. Ay şunu kapatayım. Ha. Şu şekilde oldu. Bunu böyle alayım burada. Bak. Burada temas. Bak gördünüz mü gitti? Temassızlık oluyor. Abi o internet gitti ha. Bak geri oluyor bak. Bak şimdi. Bak. Ay ay Allah'ım ay 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 ay. Yine gitti. Tövbe ya Rabbi. Tövbe estağfurullah. Ha. Can Mehmet sakin, relax. Sizce nasıl olmuş buraya bu? Güzel oldu değil mi? Köşe de gözükmüyor ama olsun. Can Mehmet oğlum. Relax. Gece gözleyenler. Geciyor. O da nerede bir köşe varsa oraya gidiyor. Bacılar şu çıkmış ya. Ne bez o sandalyeyi getir de ben şunu takayım annem ya, gösteremem. Bak şu. Kordonj diyor ya, o çıkmış. Neres getirsene sandalyeyi annem. Şu şeyi yapayım. Ben çok teklenirim ha. Buna da bir pampas alamadım, görüyorsunuz değil mi? Ya öyle pampassız kaldık bacılar. Hello. 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 How are you? Can Mehmet. Takamadım ya. Merdiveni getirmem lazım da neyse sonra takarım. Bacılar dün biz ne yaptık biliyor musunuz? Beyda ablanın getirdiği yapraklar var ya, sarma yaptık. Bir tencere dolusu. Ay bir güzel olmuştu. Çocuklar biz bayağı yedik. Bugüne de kaldı. Durun size göstereyim. Yanına da bugün çorba yaparım onun. Mercimek çorbası bayağı sarması. Şöyle bakın. Yanına da çorba yaparım. Salata böyle. Bu bugün bizi idare eder yani. Şöyle nefes bir tane istiyorum. Komşularım geldi de bir dakika. Komşum da koltuk almıştı Doğutaş'tan. Tüylenme yapmış. Servisi gelmiş. Nazlı dedi hemen gidip bakalım dedi. Servise. Ondan sonra geleceğiz de. Onlar gelene kadar ben de hemen şu şeyi hazırlayayım. Kahve. Herkes var ya koltukla ilgili bir sıkıntı çekiyor ha. Herkeste bir sorun var. Koltuklarında. Bugün onun ay kazanacağım. Aa inanmıyorum bunun ucu niye böyle? Bakın şöyle olmuş bazına. Neyse değiştirin. Can Mehmet o böcekle oynama oğlum. Oynama böcekle. Lütfen. Yapma Can Mehmet. Bunun içine de lokum koyacağım. Lokum vardı nerede? Kahve yanı için bir şey alamıyoruz bacılar. İnanır mısınız? Ne çikolata, ne başka bir şey, hiçbir şey. Can Mehmet hepsini hop bitti. Ciddi ha? Nefes al bunu şeye koysana annem benim odaya. Bunlardan koyacağım. Şöyle olsun. Ay kötü derse. Şu şekerlerin rengine bakıyor musunuz ya? Hele şunun rengine bakın. Bak.
Can Muhammed bırakırsa şayet tabi. Ortada. Kapı çaldı. Baktım şey. Seher açtı kapıyı. Ben dedim ne oldu dedim annesi. Abla gelsene dedi. Bir baktım ki bacı şey. Kızlar böyle apartmanın işte senin kızlar. Şey diyorum. 23 Nisan bayramınız kutlu olsun. O zaman tamam dedim. Sizin de kutlu olsun dedim. Gelin dedim size şeker verin dedim. Ondan sonra nefes de diyor ki anne diyor bugün bayram mı diyor. Evet kızım bayram dedim 23 Nisan hani söyledi. Ondan sonra teyzesinin benim şeyin Gamze'nin elini öpüyor böyle. Öpüyor başına koyuyor. Ne yaptın Can Muhammed? Şunları getirmişler bakarız birazdan. Bekliyorum şimdi. Kahvelerinizi nasıl içiyordunuz? Ben şekerli içiyorum. Ben bir kahve seviyorum. Nescafe? Hiçbir şey. Başka ne içiyorsun? Kola? Hiçbir şey içiyorum. Ay öyle olur mu? Yok ya hiç de öyle. Böyle değil mi? Niye içmiyorsun? Çay? Sen Nescafe mi içiyorsun? Çay mı? Ben mi? Fark etmez. Kahve? Sen Nescafe içersen öyle Nescafe içiyorsun. Sen Türk kahvesini tutuyorsun. Tamam o zaman. Nescafe yapın. Nerede? O şeydedir. Balkonda. Benim önceki de öyle ketendi. Şey oldu. Ortası çürktü, kırıldı. Ben geri değiştirdim. Söyledim. Değişim. Tabii. Benim farklıydı koltuk. Sonradan bunu şey yaptım. O, he, ortası çürktü resmen. Ya. Bereket de değiştirsene. Ne? Hey. Nefes. Oğlum lütfen bebeğim hadi geç otur. Bak kardeş de oyna hadi. Hadi anne. Hayır yeter Can Muhammed yediğin. Oğlum dur dökeceksin annem. Hayır bırak onu. Olmaz yeter yediğin. Vermiyorum. Vermeyeceğim. Yeter. Ay görüyorsunuz. Bir tane. Ha, yeter. Bir tane daha yok. Hadi oğlum. Bacılar, komşularım gitti hemen şöyle yemeğin yanına dedim çorba koyayım. İşe dursun böyle. Açı ayarladım. Heh. Şöyle hediyesini göstereyim size komşumun. Şöyle bir meyvelik herhalde aynen. Şu şekilde. De kendi yaptığı pastadan koymuş. Ay hiç görmedim valla. Bakmadım ya onlar gitti sana. Ondan sonra şöyle de çay getirmiş. Ay bunlar güzel oluyor ya. Biz şey yapardık içerdik önceden böyle bu sallama çaylar çok güzel oluyor. Bir de şöyle çocuklar için şey almış. Allah razı olsun. Bacılar. Videolarımın kısalığından şikayet ediyorsunuz. Ondan sonra belki de hani bazılarınıza sıkıcı geliyor diyorsunuz da hani. Ama bacılar yani sonuçta ben de bir insanım. Öyle sıradan hepimiz bir insanız. Değişik değişik şeyler nasıl yapayım ki yani. Normal günlük blog ev hayatımı çekiyorum. Ondan sonra hani ne yaptım. Benim hayatım böyle öyle değil mi bacılar? Umarım sizler de sıkılmıyorsunuzdur. Hani videolarda uzun çekmiyorum gerçekten sıkılmayın diye. Mesela bugün ne yaptım? Ha komşularım geldi. Oturduk yemek yiyeceğiz. Bu yani nefes ödev yapacak. Bu yarın ne olur? Yarın da yine kahvaltı yaparız Allah izin verirse. Yemek yeriz. Böyle parka çocukları götürürüz. Yani böyle. Onun, o yüzden bacılar umarım sıkılmıyorsunuzdur yani. Şimdi ben şu sofrayı hazırlayayım. Makineyi boşalttım. Hatta yok. Önce şeyi yapayım. Makineyi cisim. Bu arada bacılar size ben ne diyeceğim biliyor musunuz? Hatırlıyor musunuz? Getir'den benim takipçim sipariş vermişti. İçinde de şey vardı.
bulaşık tableti vardı. Bak, Bim'in tabletini kullanıyordum. Ay, hepsi, ben size dedim o makineni yıkamıyor. Onu yıkadım bacılar, onunla pırıl pırıl. İstersen doldur. Onu yeni kullanmaya başladım. Pırıl pırıl, seher de diyor, abla diyor, yani nasıl diyor, böyle tertemiz yapıyor, parlıyor bacılar. Ya, ama işte o boykot ürünü. Şey var, böyle benim şeyde, hani bu bulaşık makinesi kurulacağı zaman şey demişti kuran adam, abla bu makineye sıvı deterjan kullan. Hani nasıl böyle sıvı olur yani tabletler, öyle. Mesela benimki sert, öyle tablet kullanmayın demişti. Bak, dediği de doğru. Gördün mü? Ben onu kullandığımda ve makinem diyorum iğrenç, bunu nasıl yıkıyordum, bak o tertemiz yaptı daha. Relax'ın bir tane şeyi gördüm, böyle sıvı tablet, böyle onu. Belki diyorum onu kullanmaya başlarım. Renax bu aralar şey oldu ya. Şey diyeyim, ay, ünlü. Bir şey yapmışım da. Şeye koydum ya. Koymayı unutmuşum. Tezgahın üstüne koydum. Biraz acıda şey de unutmuş, baksana. Tokayı unutmuş. Neyse. Veririm ben ona. Makineyi de şunları. Şöyle bardaklar makineye hiç sığmıyor. Ama şunu ben makineye atmayacağım. Şunları elimde yıkayacağım bacılar. Çünkü kırılır falan yani bunlar. Olmaz bak bunlar da. Şunu da şöyle şuraya koyayım. Temizlik yaparken, şey yaparken müzik dinleyenler parmak kaldırabilir mi? Ben çok seviyorum. Bacılar, size ne diyecektim? Dur, onu söylemeye dur. Samet hasta. Boğazını çok kötü üşütmüş. Kaç günden beri yatıyor. Annem diyor ki, Nazlı diyor, dün 3 tane battaniye örttüm diyor. Halen demiş, anne üşüyorum demiş. Ama bugün de öyle acile gittiler. Kardeşim için dua edebilir misiniz bacılar? Allah şifasını versin. Vallahi hiç yataktan kalkamıyor. Gözünü açamıyor. Ya da annem nazar duası yapıyor da zaten. Sizler de okuyabilirseniz, dua ederseniz sevinirim bacılarım. Ben şunları yerleştireyim. Bacılar, çocukları yıkadım. Yemek yedik. Dondurma istediler. Evet. Dondurma istediler. Dondurma yiyorlar. Bak, balkondayız. Hava çok sıcak. Aşırı sıcak. Dün ne yaptım biliyor musunuz bacılar? Şöyle yazlıklar çıkardım. Çocukların yazlıklarına bak. Ondan sonra burayı da böyle yaptım. Ama daha bizimkiler var. Şöyle. Burada gezmelik diyorum yani ben, böyle şortlar, pantolonlar falan öyle yaptım bacılar. Neyse, bu iş aradan çıktı. Dolabı da sildim. Bakar mısınız? Nasıl esiyor? Biraz daha açayım da. Topluyorum topluyorum eve. Halen aynı. Gerçekten yoruldum. Bir kısır döngünün içine girmiş gibiyim ya. Ben topluyorum evde. Başım orada poşet var, yerde oyuncaklar. Çok yoruldum biliyor musunuz bacılar? Çok, hem de çok. Ben de gittim kendime soda aldım. Soda içtim. Biraz midemi rahatlattı. Ya yemeklerden sonra benim devamlı sakız çiğnemem lazım. Soda içmem lazım. Hep böyle mi diyorum ya her zaman. Nefes, o sepet kırılmasın ha. Tamam mı? Nefes ödevini yaptı. Dondurmasını ya, saat 9:05 geçiyor. Uyur birazdan. Bugün çok bir şey çekemedim. Bak ya. Şimdi bak. Çocuklar uyudu. Ben de telefonda konuştum annemle. Bacılar, şimdi bir kahve yapacağım. Ve Nazo bugün kahve içmedi. Duyun, şaşırın. Ya. Ama şunun tipi nedir? Oh. Anneme gösteriyorum. Anne diyorum. Anne diyorum, geceye baksana diyorum. Oh, ne güzel, postun üstünde de uyuyor ha diyor. Maşallah maşallah. Bugün işte gelen komşum diyor ki, Nazlı diyor, ben sandım gece hamile diyor. Meğersem erkek olduğunu anlamış ya. Maşallah diyor, şişko ya. Çık gücü vurulur. Ne oldu? Acılar. Bir oturdum, rahatladım. Sütlü Türk kahvesi içiyorum çünkü 7'den sonra yemek yememe alışkanlığı yok bende. O yüzden iştahımı kessin diye. Yine ben kilo almaya başladım ha. Kendimde onu fark ettim. Hemen kilo alıyorum. Çok geç de kilo veriyorum. Öyle bir yapım var benim. Sürprizimi söyleyeyim mi size? Ya benim için önemli. Şimdi diyebilirsiniz, ne aldı böyle sürpriz. Ama benim için çok önemli mesela. Öyle değil mi sen? Can Muhammed bezi bıraktı.
Bu benim için çok önemli bir şey. Nasıl oldu? O gün bezi son iki tane kalmıştı. Ondan sonra bitti. Ben de dedim ki yeter artık, bezi almayacağım dedim. Bezi kesmeye karar verdim bacılar. Hani tam da sıcaklar geldi ya. Onun için bezi kestim, kullanmıyorum. Maşallah diyeyim. Ha, arada bir altına kaçırıyor. Tamam. Ama bacılar tuvalete götürdüğüm zaman küçük abdestini yapıyor, büyük abdestini yapıyor yani. Daha dün başladım. Aa, bu birinci gün oldu ya. İkinci güne dönüyoruz. Bilerek bu sıcakları bekledim. Çünkü hani çocuktur, affedersiniz, büyük küçük abdestini yapar, şey olur, halılar falan, o kadar iş. Bir de hasta olur dedim. Onun için bu zamana beklettim. İnşallah tam da biraz, geceleri de bağlamıyorum. Asla geceleri de bağlamıyorum. Ama ne almam lazım? Alıştırma kilodu diyorlar. Yani onu almam lazım bacılar. Çünkü hani kaçırıyor arada bir. Devamlı yıkıyorum. Hani şeyi artık... Çamaşırları kalmıyor. Baksır diyeyim. Onun için. Alıştırma kilotu da iyi olur. Bir de Allah'ın izniyle sünnetini yaptırsam oğlumun kafam rahat edecek ya. Vallahi. Aslında sünneti yeni doğduğunda da yapılıyor. Hani böyle küçükken yapılması daha iyiymiş ama maalesef işte yaptıramadık. Ama aklımda. Bir şey yaptıracağım. Sünnet yaptıracağım inşallah. Öyle bacılar. Bu arada kahvemden bir ihmalim ya. Onu söyledim mi? İçecektim erkenden. Seher'i bekledim. Çünkü Seher de sütlü Türk kahvesi seviyor. Onun için bacılar. Yarın da annem eğer Samet iyileşirse, acile gitmişler ya, şimdi iyiydi. Ondan sonra iyiyse geleceğim dedi. İyi olursa Samet diye getirecek. Dur bakayım. Ama Samet yani baktım görüntülde şey toparlamış kendini biraz. Öyle bacılar. Ay daha videomu düzenlemedim. Saat 1 biliyor musunuz? Neyse burada kapatıyorum bacılar. Bugünlük benden bu kadar vallahi. Kendinize iyi bakın. Yarın yeni vloglarda görüşmek üzere. Yarın cuma olacak. Şimdiden hayırlı cumalar. Cumamız mübarek olsun. Sizleri seviyorum. Hoşçakalın.